Mutlu günler değerli izleyiciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Açıklanan son verilere göre Bursa'da 100 bin delik vaka haritasında artış sürüyor ve sayı neredeyse iki katına yaklaştı. Buna rağmen artan bu sayı bazı Bursalıları korkutmuyor gibi görünürken bazıları da durumdan şikayetçi. Bir de biz Türk toplumu olarak hiçbir şeyden korkmuyoruz herhalde. Bir de ondan kaynaklanıyor zannedersem. Bursa'da vaka sayılarındaki artış iki katına yaklaştı. Buna rağmen oluşan caddelerde ve sokaklardaki kalabalıksa dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre yüksek risk grubunda olan Bursa, Nisan'ın ilk haftasında 100 bin delik haftalık vaka haritasında 260 iken, ikinci haftasında 418.37'ye yükseldi. Neredeyse iki kat artışa geçen vaka sayıları Bursalıları korkutmuyor gibi. Biz mecburiyetten dışarıdayız. Yoksa patladık evde. Bir ihtiyacımız var, onun karşılığı eve geleceğiz. Ama herkes de böyle düşünmüyor tabii. Yapacak bir şey yok. Ama bu geçici şeylerle, önlemlerle ne kadar faydalı olacak? Bir yere kadar olacak. Bir de biz Türk toplumu olarak hiçbir şeyden korkmuyoruz herhalde. Bir de ondan kaynaklanıyor zannedersem. Maske yok, bir şey yok. Dolaşıyor vatandaş. Bana bir şey olmaz diyor. Yani yanlış bir şey. Ben mesela 65 yaş üstüyüm. Benim bile çıkmam yanlış yani. Neymiş, aşı olmuşum. Aşı olmuşsun, bana Covid yaklaşmaz. Böyle bir şey yok ya. Bir ay mesela Mart ayı aslında kısıtlama devam edecekti. Ama serbest olunca böyle oldu işte. Bursa Tabip Odası, Bursa'daki ve Türkiye'deki vaka artışlarına tepki gösterdi. Sorumluluğun sağlık yöneticilerinde ve iktidarda olduğunu söyledi. Aşılama ve Bursa'nın sağlık altyapısının yetersiz olduğuna değindi. Covid-19 vaka sayısı yeni açıklanan günlük tabloya göre Türkiye'de 62.797, Covid yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 279. Bursa Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Alparslan Türkkan, yeni önlemlerin ve kısmi kapanmanın yeterli olmadığını, tam tersi 4 haftalık bir tam kapanmaya gereksinim olduğunu söyledi. Endişeliyiz. Kısmi kapanma olarak adlandırılan önlemlerle ancak kısmi sonuçlar alınabileceğinin farkındayız. Bilinmelidir ki salgının geldiği bu aşamada aşılama oranımızın hızla arttırılmasıyla birlikte ekonomik ve sosyal koşulları oluşturulmuş 28 günlük bir tam kapanmaya gereksinim var. Başka türlü pandeminin 4. aşamasından kısa sürede çıkmak olası değildir. Bursa'da durum yine yüksek riskli. 8-14 Şubat'ta 100 binde 34.87 oranı olan Bursa, yeni haritada 418.37'ye ulaştı. 12 kat arttı. Geldiğimiz noktada ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçütlerine göre pandeminin 4. aşamasına, yani en yaygın ve kontrolden çıkmış aşamaya maalesef ulaşmış bulunuyoruz. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'nın bildirimlerine göre 35 bine yakın yurttaşımızı COVID-19 hastalığı nedeniyle yitirmiş olmanın acısını yüreğimizde hissediyor ve kahroluyoruz. Çünkü bu ölümlerin önemli bir bölümünün önlenebilir olduğunu biliyoruz. Başkan Türkkan, Bursa'nın sağlık altyapısının hasta ve hasta yatağı kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade etti. Bursa'da özellikle devlet hastanelerinin yataklarının ve yoğun bakımların dolu olması, COVID-19 tanısı konulan hastaların hizmete erişiminde zorluk yaşanmasına yol açmaktadır. Hastanelerde sağlık çalışanlarının gözetiminde tedavi görmesi gereken bazı hastalar maalesef ilaç verilerek evde tedavi altına alınmak zorunda kalmıştır. Devlet hastanelerinin acil servislerinde hastalar yatak sırası bekler durumdadır. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi Bursa'da büyük kentlerle kıyaslandığında nüfusuna göre çok daha az hasta yatağı ve yoğun bakım yatağı olması sıkıntıyı arttırmaktadır. Aşılamanın da yetersiz hızla ilerlediği kaydedildi. Kentimizde aşılama hızı da beklediğimiz düzeyde değildir. Günde yaklaşık 7 bin aşı yapılabilen kentimizde aşılama çalışmaları bu hızla sürerse aşılamanın tamamlanması tam bir yılı bulacaktır. Sağlık yöneticileri bu konudaki sorumluluğu üstlenmeli dendi. Salgının yayılmasının sorumlusu ne yurttaşlar ne de sağlık çalışanlarıdır. Sorumlular bilimin ışığında layıkıyla görevlerini yapmayan ve yetkilerini kullanmayan sağlık yöneticileridir. 1. Pandemiyle mücadele küresel ölçekte topyekun mücadeleyi gerektirir. Ulusal ölçekte sorumluluk vatandaşta değil iktidardadır. Sağlık yöneticilerinde ve COVID-19 özelinde Sağlık Bakanı ve Birim Kurulu sorumludur.
Aynı zamanda sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda çalışıp şiddetle karşılaşmasına da tepki gösterdiler. Sağlık hizmeti sunabilmek için özveriyle çalışırken kötü uygulamaları görmekten ve şiddetle karşılaşmaktan bıktık, usandık, öfke doluyuz. Yönetim hataları yüzünden çabalarımızın boşa gitmesinden, en sevdiğimiz insanların avuçlarımızın arasından kayıp pisi pisine kaybolduğunu izlemekten kahroluyoruz, tükendik. Osmaniye'de bir savcının görevini yapan bir hekime ters kelepçe talebiyle gözaltı işlemi uygulamasını kınıyor, kendisi hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kısmi kapanma dün akşam 19'da başladı.